Bu çok özel bir sergi çünkü hem 82 güçlü sanatçının 91 şahane harika eseri göreceksiniz. Hem de Türkiye'de hem grafik sanat tarih hem genel sanat tarihi ile ilgili aslında bir yansıtma oluyor. Farklı kuşaklardan farklı teknikler, estetikler söz konusu. Aslında 1950'den sonra hem grafik sanat tarihi hem Türk sanat tarihi bir yansıtmasını olarak bu sergi bu şekilde görebiliriz. Serginin sanatsal boyutuna baktığımızda şunu belki ilk olarak altını çizmemiz gerekiyor. İşte yaklaşık 2000 sene önce Çin'de, işte yaklaşık 500 sene önce Avrupa'da artık baskı sanatı diye bir şey ortaya çıkıyor. Bir alan, bir disiplin. Başında ağırlıklı olarak reprodüksiyon tekniği olarak kullanılsa da aslında Rönesans'tan itibaren bazı sanatçıları grafik teknikleri özgün bir sanatsal ifade biçimi olarak da kullanıyor. 20. yüzyılın başından itibaren işte hem modern hem işte savaş sonrası ve hem çağdaş sanatçılarının çok rahatça kullandığı bir disiplin olarak görebiliriz ve klasik işte gravür, lito gibi tekniklerden günümüze kadar offset, dijital baskı teknikleri kadar zengin bir alandan bahsediyoruz. Bizim sergimizde aslında bu zenginlik yansıtıyoruz. Bu sergi 5 tane bölümden oluşuyor. Yüksek baskı, çukur baskı, düz baskı, elek baskı ve arşivsel pigment baskı, fine art baskı adlı 5 tane bölümümüz var. Dolayısıyla buradaki sergide aslında bir tarafta grafik sanatının çeşitliliğini gösteriyoruz teknik açıdan. Çünkü işte ahşap baskı ya da işte gravür, lito, yani bunun arasında çok büyük teknik, estetik ve formel farklılıklar var. Dolayısıyla her tekniği belli bir amaç, belli bir vizyon, belli bir estetik için kullanılıyor. İki tür ya da iki tip sanatçımız var. Bir tarafta düpedüz baskı ustaları. Öbür tarafta normal belki ressam olarak bildiğimiz sanatçılarının baskı eserleri görebiliriz ve bu şekilde aslında grafik sanatı hem kendisine has olarak kendisine has olan bir alan olarak hem de diğer disiplinlere yanında günümüzde çok rahat ve çok yaygın bir şekilde kullanılır. Bu bağlamda aslında bu sergi hem Türkiye'deki son 70 senedeki sanat tarihinin gelişmesini hem de grafik sanat tarihinin gelişmesini yansıtırken bir tarafta da grafik sanatı teknikleri, estetikleri, malzemeleri nedir diye bununla ilgili aslında bir paylaşım platformu olarak değerlendirebiliriz. Son olarak bütün bu sanatsal ve kültürel boyutları yanı sıra bence bu sergi, hatta isim bundan dolayı birlikte koyduk. Bu sergi aslında 3 tane müzenin, yani bir özel müzesi İMOGA, bir kurulacak olan belediyeye ait olan bir müze, İstanbul Sanat Müzesi ve işte buluşma platformu olarak Müze Gazhane'de bu 3 müze arasında aslında hem sivil hem resmi kurumlarını birleştikçe ne kadar harika işleri ortaya çıkartabileceğimizi kanıtlıyoruz ve bu bağlamda bunun gibi birliktelikler ve bunun gibi işbirliktelikler umarım ileride devam edecek. Çünkü bu bağlamda sanatı gerçekten daha yaygınlaştırabiliriz ve sonuçta daha demokratikleştirebiliriz. Çünkü ne kadar sanat ve kültür bizim gündelik hayatımıza eklersek o kadar hümanist ve iyi, sağlam ve sağlıklı bir toplum olabiliriz. Bugün dünya üzerindeki grafik sanatlar müzeleri içerisinde önemli bir yer kaplayan bir müzenin bir biçimde daha iyi tanıtılması üstevini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Biz onun için kendilerine çok önemli olan sanatçılardan oluşan bir seçkiyi hibe etmek istedik ve bunu yapacağız. Bu amaçla da bir sergi organize ediyoruz. Ve böyle bir güzel koleksiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlamaktan da onur duyuyoruz. Ve sahiplendiği için de teşekkür ediyoruz.